Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 6 yıldız sincap kuzu rütbe 2 yapıyorum. Nasıl, iyi mi diye merak eden ve özelliklerini arayan kim varsa herkese hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle bu videoya sağlamından 250 beğeni istiyorum. Lütfen destek verin. Bildiğiniz gibi videoları da çok atamıyorum şu sıralar. Ama sizden ricam, bu videoya 250 beğeni ve kanala abone değilseniz de abone olmanızı istiyorum. Çünkü bu şekilde tanıtım yapan yok abi. Yok. İzleyin, göreceksiniz. Videoyu hiçbir şekilde atlatmayın. Sincap kız gerçekten birçok özellikleri barındıran, aynı zamanda yüksek hasarlara çıkabilen de bir karakter. Düşünüyorum, elimde beceri karakteri yok. Blade haricinde yükseltebileceğim bir karakter yok ki. Blade de yok elimde. Olsa şu anda 5.65 atabilirim. Atabilirim ama yoktur. Düşünüyorum, şövalye zorluk macerasında, bildiğiniz gibi her ay macera geliyor. Şövalye zorluğunda bu arada rütbe 2 attık. İşimi görecek, anında hasar verebilecek bir karakter lazım. Bunun için de sincap kız biçilmiş kaftan arkadaşlar. Rütbe 2, seviye 35 yaptık şu anda. Hayırlı uğurlu olsun. Sizlere özelliklerini böyle ben yapmam, biliyorsunuz. Özelliklerini böyle okuyacağım da baş ağrısı çekmenizi istemiyorum. Çünkü özellikleri yazıyor zaten. Hepiniz isteseniz okuyabilirsiniz. Ben dövüşerek tek tek size özelliklerini anlatacağım. Hadi geçelim. Geldik kapsam Marvel klasiğe karşı, bir göstereyim size. Öncelikle rakibin kombomuza dikkat. Bloktayken rakibe vurduğumuz zaman kombo sayacımız yükseliyor arkadaşlar. Bakın, öyle bir özelliği var ki. Orta saldırılar kritik kanama. Bak, kritik kanamalar da 6 saniye sürer. Kritik kanama garanti veriyor arkadaşlar. Rakip bloktayken orta saldırıyla bloğuna vurduğunuz zaman rakip kanar. Bak, görüyorsunuz. Yani kanama 2 iken 3 oldu, 4 oldu. Kanama artıyor. Rakip bloktayken vuruyoruz orta saldırıyla. Yani düz darbeler toplamda 8 komboya eşit ama 8 tane vurmuyor. Çünkü orta saldırılar birer kombo sayılırken hafif saldırıların her biri ikişer kombo sayılıyor. L1 eşittir artı 10 tane arkadaşlar kombo demek. Ve L1 attığımız zaman kombo kalkanı kazanıyoruz. Rakip bize vurduğu zaman kombo kalkanımız da hemen bozulmuyor. 2 saniye sürüyor. Bak şimdi, görüyorsunuz, kritik kanamaları falan veriyoruz. Kritik kanamayı verdik. L2 attığımız zaman kritik kanamayı görüyorsunuz. Eğer ki kritik kanamayı verdik 14 tane, tipi üzerimizde bildiğiniz gibi tipi var. Kritik darbe yediğimiz zaman tipi geri geliyor bizim üzerimize ve bu arada rakip üzerindeki tipi etkileri ortadan kalkıyor. Kombo kalkanımız da gördüğünüz gibi 2 saniye sonra bozuldu. Güzel bir etki yani. Müthiş bir karakter. Burada klasik olarak temel özelliklerinden bahsediyorum. L3 attığımız zaman bakın arkadaşlar, artı 60 kombo kazanıyoruz. 40'ken 101 oldu. 41'ken. Gördüğünüz gibi çat çut çat çut. Bu arada L3'ten sonra %30 ihtimaliyle 3 tane anlık kanama hasarı vermemiz, gördüğünüz gibi anında kanama verdi. Yani bir ihtimal, %30 ihtimali var. Çok da yüksek bir hasar vermiyor kanaması. Bununla yüksek hasarı nasıl veririz onu da göstereceğim şimdi. Bakın, L2'ye attık abi. İzleyin şimdi. Anında kanama veriyoruz. Rakip üzerinde ne kadar kanama çok varsa o kadar yüksek hasar. İzleyin bak, hasara bak. Şu anda bak, yapıştır 39.000. 39.000 vurdu. Yani önceki verdiği hasarlarla yaklaşık olarak 60.000 vurduk arkadaşlar. Rakip üzerinde ne kadar kanama çoksa o kadar çok hasar. Ağır saldırı yaptığımız zaman anında kanama veriyoruz ve 40 tane combo harcıyoruz. Bu arkadaşın özelliği şu, sincap kızın. Combo. Combo manyağı yani. Kombonuz ne kadar çoksa o kadar avantaj. Rakibe ağır saldırılar yapıyorsun çatır çutur ve tipi rakibin üzerine itliyorsun. Peki bakın arkadaşlar, sinerji takımına gelecek olursak, bu arkadaşın sinerji takımında sadece Luke Jack'le yapacağı sinerji
kendisi açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Onun haricinde yani diğer sinerjilerin çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Bir de işte Sentinel'i alırsak robot karakterlere karşı şok veriyorsun. Onun harici diğer sinerjileri boş verin. Bu arkadaş tam bir Void düşmanı. Neden diye soracak olursanız Void'le 10 tane combo yapmadığımız takdirde Void'in verdiği zayıflatıcılardan bildiğiniz gibi kurtulamıyoruz. Ama bakın, öncelikle TP'yi verdik Void'in üstüne. TP'yi geri aldığımız zaman zayıflatıcıyı üzerimizden atıyoruz. Eğer ki hasar vermeyen zayıflatıcı üzerimizde etkiliyse TP'yi kendimize geri çağırarak üzerimizdeki zayıflatıcıları temizliyoruz. Bakın ağır saldırı tekrar yaptığımda izleyin. Evet, gördüğünüz gibi korkutma zayıflatıcı üzerimizden kalktı gitti. Yani öncelikle Void düşmanı olduğunu söyleyebiliriz. Void'e ağır saldırıyla sürekli olarak dövüştüğünüz zaman tabii ki baktınız ki Void'in üzerinde sayaç dönüyor bildiğiniz gibi. Void baktınız ki zayıflatıcı sayacı gelmek üzere Void'in üzerine tipiyi yerleştiriyorsun. Sonra Void'e ağır saldırı yaptığında kendimiz üzerimizdeki zayıflatıcıyı temizliyoruz arkadaşlar. Bu bakımdan çok güzel bir karakter. Bildiğiniz gibi bazı karolarda zayıflık karosu vardır. Rakibe yakın durdukça saldırımız düşer zamanla. O zayıflatıcıları temizleme hususunda Sincap kızın üstüne haram arkadaş. Bakın arkadaşlar, Iron Man Infinity War. Ona karşı L1 attığımız zaman izleyin şimdi. 36 combo L1'i attık. Otomatik blokları unutun arkadaşlar. Rakip üzerinde gördüğünüz gibi otomatik blokları başarısız hale getiriyor. Rakibin niye? Aklını karıştırdık çünkü. Oto bloklar yalan dolan oldu. Minimum 30 tane tipi vermeniz lazım. Kafanızı karıştırmayın. Şimdi combo sayıcımız 31 mi? Bak şimdi ağır saldırıyı yaptım. Tipileri yerleştirdim mi? 33 tane görüyorsunuz. 33 tane tipi yerleşti. Rakip otomatik blokları yapamıyor. Minimum 30 tane yerleştirmeniz lazım rakibe. Bunu yapmanın kolay yolu da şudur. Öncelikle 20 tane vurursun. L1'i attığın zaman otomatikman rakibin üzerine 30 tane tipi yerleştirilmiş olur. Otomatik bloklar yalan dolan. Kaçışlar iptal. İzleyin şimdi, rakip normalde vurduğumuz zaman bak kaçmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi kaçıyor. Rakibin üzerine tipi yerleştirdiğim zaman izleyin neler olacak. Şimdi kaybettik. Evet. Şöyle düz vuruşlara devam. İzleyin. 10, 11, 12, 15, 17 oldu. L1'i attık. Hop, 30 tane garanti yerleştirdik. 19. kombodan sonra L1'i attım. Bakın arkadaşlar, 15 saniye sürüyor. Rakip üzerine yerleştirdiğimiz tipi etkileri 15 saniye sürüyor. Hiçbir şekilde kaçış yapmadı. 2 tane kaçış yükü olduğu halde rakip kaçmıyor arkadaşlar. Tekrar yerleştirdik. L2 attıracağız. Geri kaçıyorum. Atacak. Sakin. Bakın, rakip üzerine tipi yerleştirmişsek hiçbir şekilde kaçmıyor arkadaşlar. Garanti yani bu. Müthiş bir özellik bu bakımdan. Evet. Bir attık, 19. Tekrar tipi verdik. Hiçbir şekilde karo yoktur arkadaşlar. Evet. Her vuruşu da 3K 5K kritik hasar. Nova otomatik blok yapan bir karakter bildiğiniz gibi. Çılgın bir karakter. Nova'ya karşı izleyin arkadaşlar. Evet, oto blok yok. Nova'ya karşı da otomatik blok yoktur arkadaşlar. Tabi benim gibi dikkatsiz dövüşürseniz eriyip gidersiniz. Nova burada içimizden geçiyor. Biraz daha dikkatli dövüşeceksin. Nova'ya falan özel saldırı yaptıracaksın. Yoksa bam güm oluyorsun yani. Geldik, bakın Spider-Man, bildiğiniz gibi klasik Spider-Man çok sürekli kaçış yapan bir karakter. Öbür örümcekte belki hani kaçmıyordur diyebilirsiniz. Bakın Spider-Man normal klasik olan kaçıyor. Evet, L1 attık. Ne oldu? Rakip anında da kanama yedi. 40 tane tipi yerleştirdik. Kaçış başarısız, izliyorsunuz. Canlı canlı arkadaşlar. Eğer ki üzerimizde tipi bizim üzerimizde ise blok becerisi kazanıyoruz. Burada farklı bir şey denedim. Acaba olur da yetenek isabetini düşürür mü?
hani güç kazanma oranı düşer mi diye onu deniyorum. Yani demem o ki arkadaşlar, rakip üzerinde tipi varsa minimum 30 tane o zaman baba gibi dövüşürsünüz. 40 tane varsa değme keyfine. Eğer tipi sizin üzerinizde ise blok becerisi kazanırsınız. Tipiyle dövüşüyorsun. Hani sincap kızın olayı bu. Sincap arkadaşı kendisine çok yardımcı oluyor. Onu da diyebilirim. Yani gerçekten otomatik blokları iptal. Kaçışları iptal ediyor. Anında kanama hasarı. Yani L2 ile dövüşeceksin. Kombo sayacın minimum 40 olacak. Kombo sayacın minimum 40 olduğu zaman L2 hasarı anında kanamaya dönüşüyor arkadaşlar. Peki bu sincap kız maceralarda ne yapar? Maceraya girelim. Şövalye zorluk seviyesi. Bildiğiniz gibi ben bu karakteri şövalye zorluk seviyesini hızlı şekilde oynayabilmek adına yükselttim. Rastgele bir yoldan gidelim. Bu yola bakıyorum. Orta yol. Yani herhangi bir yol seçmeyeceğim. Yine de diriltme var mı? O yoldan gidebiliriz düşüncesiyle bütün yollara bir bakayım. Sonuçta bir yoldan gideceğim. Üst yola da bakıyorum. Üst yolda da bir şey yok. En iyisi şu orta yoldan bir yol alalım. Ghost'la oynayalım. Ghost'la neler varmış? Girdik abi. İki enerjimiz de gidiyor. Güzel. Enerjimiz de çok gitmiyormuş aslında. Yani kitin yükleri biriktiriyor. 20 darbeden sonra bu arkadaş 0 hasar almaya başlayacak. O zaman ne yapacağız? Kanama hasarını görmüş olacağız. Yani sincap kız kafanızı çok karıştırmasın arkadaşlar. Sincap kızın olayı çok basit. 19 kombadan sonra eğer ki rakip otomatik blok yapan bir karakterse ne yapıyorsun? L1 yapıyorsun. Eğer ki rakip kaçış yapan bir karakterse yine 19 kombodan sonra L1 yapıyorsun. Ağır saldırı da yapabilirsiniz. Sıkıntı değil. Rakibe yüksek hasar vermek istiyorum diyorsanız minimum üzerinizde şu darbe yazıyor ya. Minimum 40 darbe yazmalı. Evet, ağır saldırıyı yaptık. L2 hasarına dikkat. Finish'im. Arkadaşlar olay budur. Evet. Eridi gitti. Düz vuruş 15k bu arada. Yani gördüğünüz gibi şövalye zorluk macerasında hiç zorlanmadan oynuyorum. Hani bu karakteri yükseltmemdeki ana sebeplerden biri de bu. Yani karakter güçlü bir karakter aynı zamanda. Anlık verdiği kanama hasarı da müthiş. Yüksek hasarı dediğim gibi rakibin üzerindeki kanama miktarına doğru orantılı olarak veriyor. Ne kadar çok kanama varsa rakip üzerinde o kadar yüksek hasara çıkabiliyor diyebiliriz. Rakip otoblok yapıyorsa otobloğu etkisiz bırakıyor. Kaçış yapıyorsa kaçışı etkisiz bırakıyor. Yapmanız gereken tek şey rakip üzerine tipi eklemek. Tipi ekledikten sonra geçmiş olsun. Kritik kanama var. Normal düz kanama var. Kanama makinası diyebiliriz buna. Evet, şöyle yapıştırdı. İzleyin şimdi. Bir ağır saldırı yapıyoruz. Anında kanama hasarı. Ve üzerimizden 40 komba kaybediyoruz. Tabii ki o şekilde. Evet. L2'yi bu arada üzerinizde darbe sayısı 40'ken atarsanız yüksek hasara çıkarsınız. Kanamayı görüyorsunuz. 308 kanama falan var. Yani müthiş bir karakter yükselttiğime gerçekten ama gerçekten hiç pişman değilim. Yani oynuyorum da bu karakterle, kullanıyorum da. Canlı yayınlarda görmüşsünüzdür. Sincap kızı kullanıyorum arkadaşlar. Tavsiye ederim. Prestiji yüksek bir karakter aynı zamanda. Prestij sıralamasında öyle düşük bir karakter değil. Haberiniz olsun. Bakın Void. Void'in içinden geçiyor resmen. Void kitin yükleri de biriktiriyor bu arada. 10 tane kitin yükü var. Normal düz dövüşte de kombo sayacı hızlı yükseldiği için Void'in zayıflatıcılarını hızlı şekilde de temizliyor. 20 tane kitin yükü var şu anda. Sadece kanamayı görüyorsunuz. Evet, 1 L2 hasarı. Anında kanama verebilmek için bizim kombo sayacımızın minimum arkadaşlar 40 olması lazım.
40 olduğu zaman anında kanamayı çatır şutur veriyorsun. Onun haricinde veremiyorsun abi. Ona dikkat edin. Evet, TP'yi verdik üzerine rakibin 20 tane. 30 tane versek daha iyi. Bu yüzden TP'yi geri aldık. 0.40 saniye beklediğiniz zaman TP'yi geri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Anlatabildim mi? Evet. Şöyle yavaştan gidiyoruz. Maceralarda gerçekten ilaç gibi şövalye macerasında. Bazı yerlerde kilit karakter de olabilir aslında. Hani 6. sahneye tamamıyla bir giriş yaparsak orada da görebiliriz. Ha, bir Blade kadar etkili mi? Değil tabii ki, ama kanaması kayda değer. Bakın arkadaşlar, sürekli olarak orta saldırıyla saldırıyorum. Kritik kanamaya bak, 5 vuruyor direkt. 5K vuruyorsun direkt. Kritik vuruşa bak, 5K. 10 tane de kitin yükü var yani. Normal bir orta halli el becerisiyle oynuyorsun. Bak, 10.000, 23.000. Hasarı gördünüz abi. Diyecek bir şey yok daha. Çat çut, 15-17, neler vuruyorsun neler. Demet zemet naneler. Arkadaşlar, huzurlarınızda Sincap kızı anlattım. Macerayı fazla uzatmanın da bir anlamı yok. Zaten görüyorsunuz, çatır çutur vuruyor, rakipleri indiriyor. Çok da abanarak macerada oynamadım. İstesen %80-90 arası bir canla da yani boss'a kadar ulaşabilirsin. Elimden geldiğince, dilimden döndüğünce size Sincap kızı anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Beni beğendiyseniz lütfen, anlatımı beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi. Eğer ki fikriniz, eleştiriniz varsa da aşağıda yorumlar kısmında yapmayı unutmayın. Bir sonraki tanıtım videosunda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın arkadaşlar.